Ben aşk işindeyim. Şöyle bir düşünürseniz bu da epey güzelmiş. Gözleri parıldayan çiftler ümit dolu. Bana geliyorlar çünkü kendilerini çok mutlu eden, hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdikleri birini bulmuş oluyorlar. Düğün planlamacısı olarak benim görevim de düğün günlerini hayal ettiklerinden bile daha güzel hale getirmek. Son zamanlarda kuzenim Emily'nin Noel arifesindeki düğününü planlıyorum ve gördüğünüz gibi stres düzeyim çok yüksek. Bu ben değilim. Bu benim. Üzgünüm. Benim çantam bozuldu ve çok geç kaldım. Umrunda değil. Sana niye anlatıyorum ki? Doğru. Ve en akıl dışı düğünü planlamaya işte böyle başladım. Sadece küçük aksilikler. Sonra açıklarım. Son dokunuşları yapıyorum. İtiraf edeyim, bu ilk gerçek düğünüm ve dikkatimi dağıtacak her şeyden kaçınmalıyım. Sen. Üzgünüm, sen ne? Sen iyi misin? Dikkat dağıtan şey. Evet. Üzgünüm, benim hatam, gittiğim yere dikkat etmeliydim. Önden buyur. Merhaba. Cherry Pilins'e hoş geldiniz. Kahvemiz sizleri gülümsetir. Size sezonluk kahvelerimizden vereyim mi? Önden lütfen. En azından bunu yapayım. Emin misin? Evet. Sağ ol. Merhaba. Cherry Pilins'e hoş geldiniz. Kahvemiz sizi gülümsetir. Size sezonluk tatlılarımızdan vereyim mi? Her defasında söylemen gerekiyor demek mi? Tamam. Ben 12 tane kahve alayım. Krema ve şekeri yanlarında alayım. 12 tane kek ve ünlü yaban mersini çöreklerinizden. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Baksana buzdan bir kar tanesi heykeline ne diyorsun? Kış mutluluğu temama uygun olur değil mi? Evet. Bunu araştırırım. Peki tamam. Gümüş rengi buz yapabiliyorlar mı, ona bak. Tamam. Sonra konuşuruz. Alo? Buzdan heykel lafları duyuyorum. Biz yolcu gemisinde düğün yapmıyoruz. Lütfen bunun olmasına izin verme. Tabii. Tamam, sorun değil. Tamam. Sonra görüşürüz. Evet, hepsini kendiniz içmeyin. Bunu denerim. Sağ ol dostum. İzin verdiğin için sağ ol. Sorun değil. Merhaba. Cherry Beans'e hoş geldiniz. Kahvemiz sizleri... Tamam tamam, iki kez söylediğini duydum zaten. Bir yaban mersinli çörek alabilir miyim? Oo, çok üzgünüm. Sonuncuyu o yakışıklı beye satmıştım. Ne? Gerçekten Çedarlı mi? Ve Frenk soğanlılar çok lezzetli. Ya da sezonluk beyaz çikolatalı ve turna yemişleri. Anlamıyorsun. Bana yaban mersinli çörek lazım. Yaban mersinli kek verebilirim. Ben vahşi bir savaşçıyım. Bakar mısın? Affedersin. Merhaba. Merhaba. Oradaydım ve yaban mersini çörek almaya çalışıyordum. Hı hı. Buralarda en iyi yapanlar onlar. Evet, doğru. Ama sonuncuyu sen almışsın. Bak, bu benim için değil ve bir terapist birinin sevgisini satın almaya çalıştığımı da söyleyebilir belki. Yine de o çörek bana gerekiyor ve senden satın almak istiyorum. Sana iki katını öderim. Evet. Bak, gerçekten üzgünüm. Yapamam. Üç katına. Mümkün değil. Tamam. Sana teklifim şu. Neredeydi? $7 ve bu hediye kartı. Nereden bilmiyorum. Ama çörek için parayı ve gizemli kartı alabilirsin. İşte teklifim. Ne diyorsun? Keşke yapabilseydim. Çok üzgünüm. İzninle. Sağ ol. Sade çörek var. Ve öğle yemeğimden kalan yaban mersinleri.
İşimi daha başlamadan mahvetmek üzere yola koyuldum. İlk aşama, kendi düzenlediğim nişan törenine geç kalmak. İkinci aşama, yataklanmak için yaban mersini çöreğin olmaması. Üçüncü aşama, fena çuvalla. Kedi al, hayatının geri kalanını gecenin bir yarısı televizyondan alışveriş yaparak geçir. Hah! İşte başlıyoruz. Seni seviyorum. Dünyanın en tatlı kadını ve bana bir kız kardeş kadar yakın. Büyüleyici, zengin ve koşulsuz biçimde iyi. Belki de ondan nefret etmeliyim. Ama bu imkansız. Emily muhteşemsin. Teşekkürler. Neden fısıldıyoruz? Çünkü daha beni kimse görmedi, bir giriş yapmak istiyorum. Git de geleceğimi bildir. Çok komiksin, tamam, oraya git ve bekle. Tamam. Hadi. Merhaba Olivia teyze. Üzgünüm geciktim. Geç kalmak yeni başlayan bir işe uymaz. Olivia teyze. Zengin ve güçlünün bizzat tanımı gibidir ve benim için bir rol modeline en yakın şey. Biliyorum, çok üzgünüm. Çantam bozuldu ve sana yaban mersini çörek almaya çalıştım ama... Aksiliklerinin hoş hikayelerini benim kadar seven kimse yoktur. Ama misafirlerimizi karşılamalıyız. Kesinlikle katılıyorum. Başka her şey yolundadır sanıyorum. Hem de %100. Gelinlik provası salı gününe ayarlandı. Hediyelik kurabiyeleri dostum Charles'la birlikte yapacağız. Bekarlığa veda partisini hazırlıyorum ve pazar günü yemek firmasıyla işi tamamlayacağız. Tebrik ederim Kels. Teşekkür ederim. Marianne Kemp'i Emily'nin düğünü üzerine bir çalışma yapması için davet ettim. O kadından hoşlanmasam da eğer onu etkilersen işinin çok büyüyeceğini söyleyebilirim. Vay vay, sağ ol, çok 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 naziksin ve hayal kırıklığına uğratmayacağım. Aa, asla uğratmazsın. Nadir bir Olivia teyze iltifatı. Yaban mersinli çörek dışında. Ah, işte geliyor. Almaya çalıştım. Neyse ki başkası bir tane getirmiş. Kim? Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Bu sabah bize katıldığınız için teşekkür ederim. Birazdan usule uygun bir duyuru yapacağız. Ama şimdilik tanıtmak isterim ki karşınızda müstakbel gelin Bayan Emily Wilson. Çok teşekkür ederim Kelsey. Çok nazikçe ve beklenmedikti. Çörek nasıldı? Kendimi almamıştım. Onun en sevdiği. Şanslı bir tahminde mi bulundun yoksa? Hayır, araştırmamı yaptım. Bu işimin bir parçası kendisi. Yani kim olduğumu biliyordun. Tam emin değildim. Ben birkaç fotoğraf gördüm. Eskiydiler. İsmim ne demiştin? Söylemedim. Merhaba. Emily, harika görünüyorsun. Lütfen. Bugün olacağını tamamen unutmuştum. Demek tanışıyorsunuz. Evet, evet. Bu sabah kahvecide tanıştık. $7 var. Evet, öyle. Kelsey, bakar mısın? İzninizle. Demek artık oluyor. Gel, seni Marianne Kemp'le tanıştırmak istiyorum. Kendisi düğüngünü.com'un baş editörüdür. Sevindim. Çok memnun oldum. Kelsey gerçekten fişek gibidir. Düğün organizasyon işini yeni kurdu ve Emily'nin düğününü organize ediyor. Demek cesur bir girişimcisiniz. İlk düğününüzü aileniz için planlıyorsunuz. Şansa ihtiyacınız olacak. Bence ne kadar çok çalışırsam o kadar şanslı olurum. Görmek istediğim küçük işletme ruhu bu. Olivia dedi ki tören oldukça seçkin olacakmış, öyle mi? Evet, yakın aile üyeleri için. Büyük bir karşılama töreni olacak. Harika bir fotoğrafçın olmalı. En iyisi. Yetenekli, sanatçı ruhlu ve çok etkileyici bir portföyü var. Sanıyor muyum?
Aa, vay canına. Harika. Düğün biter bitmez bana fotoğraflarla birlikte gelin ve damatla bir röportaj gönderin. Ne yapabileceğime bakayım. Olivia. Evet, çok iyi idare ettin. Teşekkür ederim. Peki şunu idare edebilir misin? O kim? Hayatım, o işine karşı en büyük tehdit. Nasıl? Connor McLean. Emily'nin eski sevgilisi Connor McLean mi? Evet o. Peki neden burada? Onun kalbini kırmamış mıydı? Öyle denebilir. Emily'nin düğününü ya da şirketini mahvetmeyi ya da ailemizin tüm parasını çalmayı planlıyor olabilir. Ondan her şeyi beklerim. İcabına baksan iyi olur. Hallederim. Ben vahşi bir savaşçıyım. Sonra ona söylediğimde bana bir baktı. Gitme. Bir saniye. Ve sonrasında. Nazik bir vahşi savaşçı olacağım ve konuşması bitene kadar bekleyeceğim. Daha anlamadan pantolonumu yitirdim. Çok komik. Bir saniye. Ya, affedersin Kelsey, ne diyordun? Gitmeni istiyorum. Affedersin ne? Evet, buraya öylece gelip Emily'nin mükemmel Noel Elfesi düğününü mahvedip kalbini kırmaya çalışamazsın. Bekle. Kalbini kırmayacağım. Artık arkadaşız, tamam mı? Sadece buralara geldi mi? Beni bir şeyler içmeye davet etti. Bu konuşma henüz bitmedi. Evet, bugün kızım Emily'nin büyüleyici nişanlısı Tatlı, nişan töreninde bize katıldığınız için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Todd Brannigan, büyüleyiciliğin tanımı gibidir. Emily onun yardım derneğinde gönüllü olduğunda tanıştılar. İyi birine benziyor. Öyledir. Evet, keşke kocam Albert da bugün bizimle kutlama için burada olsaydı. Eminim seveceğin yüzlerinizi görmekten çok memnun olurdu. Evet, Emily ve Todd için kadeh kaldıralım lütfen. Sağ olun. Şerefe. Tatlı. Teşekkür ederim. Bak, açıkçası Emily konusunda endişelenmene hiç gerek yok. Söz veriyorum. Buna sevindim. Ama düğünün mahvolmayacağına söz veremem. Bu harika parti. Dur, ne? Hey. Affedersiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Pekala. Dur, biraz bekle. Üzgünüm, gitmeliyim. Hayır, hemen olmaz. Merhaba. Merhaba. Düğünü mahvetmeye geldiğini söyleyip öylece gidemezsin. Ama öyle yaptım. Emily'ye karşı bir şey hissetmediğini söyledin. Hissetmiyorum. O zaman senin derdin ne? Mutlu olsun istemiyor musun? Bak, mesele şu Kelsey. Sana Kelsey diyebilir miyim? Hayır, diyemezsin. Pekala, gerçek şu. Ben özel dedektifim. Tadı araştırmak için tutuldum. Peki seni kim tuttu? Üzgünüm, özel dedektif müşteri gizliliği. Gizemli bir insanın bu düğünü mahvetmen için seni tuttuğuna mı inanmalıyım yani şimdi, ha? Teknik olarak tadı araştırmak için ama müşterimin şüpheleri doğruysa düğünün mahvolması olası sonuçlardan biri. Peki, o zaman şansın yok delikanlı. Az önce delikanlı dememiş olayım. Çünkü Tad'ı tanıyorum ve o harika biri. Evet. O zaman endişelenecek bir şeyin yok. Evet, sanırım yok. Eğer düğünün aksamadan devam etmesini istiyorsan bana yardım edebilirsin. Bir ekip olabiliriz. Sana yardım etmeyeceğim. Tamam. Öyle olsun Kels. Sadece zeytin dalı uzatmak istedim. Eminim görüşürüz. Ve fikrin değişirse beni George'un yerinde bulursun. Merkezde küçük bir restorandır. Ben fikrimi değiştirmeyeceğim. Bir küçük güncelleme. Emily'nin eski sevgilisi gelince biraz aksasa da nişan partisi güzel geçti. Gelinlik provasını yapmak üzereyiz. Evet, benim evimden daha pahalı olabilir. Seni çok seviyorum. Kelsey! İşte buradasın. Evet, ekibi de getirdim. Nedimeler.
Bu ünvan insanların en iyi ve en kötü yanlarını ortaya çıkarabilir. Merhaba. Kıskanç ne değil mi? Kendi düğünü olmasını ister. Merhaba. Her şeyi kendisininmiş gibi tarif eder. Gerçekten mi? Burası benim gelinliğimi alacağım yer. Aa, evet. Aklın yolu birdir. Eğer istersen buradayız. Sert Nedime. Yakın zamanda boşanmış ve hala çok sert. Tatlım. Merhaba. Biliyorsun, henüz çok geç değil. Hala Fiji'ye gidebiliriz. Sadece kızlar. Aa, olabilir. Hayır, Fiji falan yok. Şuraya geçiyoruz. İstersen oraya. Tamam, hadi geç. Ve elbette çok hoş ancak çok sakar Nedime. Merhaba. Aa, çok üzgünüm. Bu şekerleme. Arabada kek yemiştim. Aa, sorun değil. Kafana takma. Hadi. Pekala. Oh, tavsiye ver. Annem hala Wilson gelinliğini giymemi istiyor. Onu incitmeden nasıl tatlı biçimde iğrenç diyebilirim? Geleneksel aile gelinlikleri. Anneler bayılır, gelinler nefret eder. Bu gelinlik birkaç nesil önceki Wilson kadınlarından bize aktarıldı. Not alanlar için söylüyorum, bu durumu halletme biçiminiz sizi düğün planlamacısı olarak tanımlayabilir. Tamam. Ben hallederim. O hiç anlamadan tatlılıkla anlatırım. Diyorum ki bu hala akında ama bunu yedek plan olarak değerlendirecek. Sen en iyisisin. Ne dedi? Öyle tatlı anlattın ki şeker hastası olacağım dedi. bunu açmalıyım. Tamam. Evet. Sen oraya git. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Ben Kelsey. Merhaba Kelsey. Teklifimi düşünebildin mi? Connor. Gördün mü? Bak, harika bir dedektif yardımcısı olursun. Numaramı nereden? Boş ver. Bak, şu anda çok meşgulüm. Buna hiç zamanım yok. Evet, mükemmel gelinliği bulmak önemlidir. Umarım onu giyebilir. Teklifimi düşün. Herkes bu kadar mı? Evet. Ah! Kelsey, kendi düğünüm için tropikal bir tema düşünüyorum. Sence bunu yapabilir misin? Evet, elbette. Düğünün ne zaman? Henüz belli bir tarih yok. Erkek arkadaşım da ama gelecek sene Aralık gibi olacak. Noel düğünlerine siz de bayılmıyor musunuz? Aa, peki ya Connor? Onu partide gördüm. Yani biliyorum biraz kaçık ama... Yalnız mı? Bilen var mı? Connor kim? Aa, o Emily'nin eskisi. Eskileri başlatmayın şimdi. Em'le bahar tatilinde tanıştı. Onu Olivia anne ve Albert babayla tanıştırınca hiç onaylamadılar. Bu yüzden de Emily daha fazla bağlandı. Okulu bırakıp onun yanına taşınmaktan falan bahsetti. Öyle mi? O kadar ciddi olduklarını bilmiyordum. Evet, kesinlikle öyleydiler. Sonra bir gün birdenbire Connor çekip gitti. Aramadı, mesaj atmadı, haber vermedi. Çekti gitti. Zavallı Emily. Evet, dedikleri gibi. Bir adama kalbini verirsen aile buluşmanızda kız kardeşiniz de dolapta işi pişirir. Bunu diyen niçe mi? Kurabiye isteyen var mı? Ah tanrım. Hazır mısınız? Evet. 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 Tamam, işte geliyorum. Ah! Sanırım annen Wilson gelinliğini unutacak. Evet, karar verdik mi? Buna bayıldım. Emily, çok güzel görünüyorsun. Sağ ol. Ve bu kendi Noel düğünüm için istediğim gelinlik. Her şeyi sen aldın. Biraz fazla sıkı oldu. Üzgünüm. Çok güzel. Sağ ol. Merhaba. Oh, içeri girme sakın. Gelinliğimi göremezsin. Söz bakmam. Kızlar zamanını bölmeye gelmedim. Kesin öyledir. Tamam, bir saniye.
Şimdi sen soyunma kabinine gidip bunu çıkar. Tad ne istiyor bir bakalım. Hı? Tamam. Bakabilir miyim? Evet Tad. Vay canına. Evet. Her şey nasıl gidiyor? Harika. Gelinliği mükemmel. Aa, muhteşem. Bakın ben kalmayacağım. Sadece siz hoş hanımlara küçük birer sürpriz yapmak için uğradım. Aa, teşekkür ederim. Bu senin kez. Dağıtmak ister misin? Evet. Evet, teşekkür ederim. Saçmalama. Tatlı, çok naziksin. Kızlarımı mutlu edecek neyse yaparım. Bunu Em'e iletir misin lütfen? Evet. Sevgilerle dediğimi bilir. Tamam. Tamam, evet. Biraz geç kalıyorum, acele etmeliyim. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Buna bakmalıyım, yiyecek firması. Merhaba Marco, nasıl gidiyor? Bak, o istakozları getirmek beni öldürecek mi? Peki, düzelteyim. Aa, yavaş yavaş. Neden... Neden ağlıyorsun? Bu nedir? Hayır. Düğünü yapamam da ne demek? Bak. Karınla ayrıldığın için ve... Düğün ağır geleceği için üzgünüm ama... Bunu yapamazsın. Aldatıyorsun. Hayır sen değil, üzgünüm. Evet evet sen. Bir anlaşma yaptık. Marco? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Beğendiğiniz bir şey çıktı mı? Bence bunu ben sana sormalıyım. Evet, Emily Stevens'ın gelinliğine bayıldı. Mükemmel. Şey, bu gerçek bir Doga yapımı mı? Evet, aslında biz bunu şeyden... Michelle, buraya bayıldım. Yardımların için çok teşekkür ederim. Benim için zevkti. Hey, bu kız işleri yetti artık. Lütfen bekarlığa veda partini planlayabilir miyiz? Bakın, sadece sizinle vakit geçirmek istiyorum. İstediğim son şey, o tişörtlerden giyip dünyada son günleriymiş gibi davranan kadın olmak. Aa, bunu zaten planlamadık mı? Yo, hayır. Bu kurabiyeler Charles'ın fırınından mı? Emily'nin düğün pastasını yapacak. Kesinlikle öyle. Her sabah taze alıyorum. İster misiniz? Hayır. Tamam, belki bir tane. Güle güle. Günaydın Charles. Bundan hoşlanmadım. Hiç hoşlanmadım. Charles, bak bunu konuştuk, tamam mı? Sorun olmayacak. Ve yardımına çok ihtiyacım var. Sana büyük bir borcum olur. Ben berbat bir yalancıyım. Bu işe yaramayacak. Ama yalan söylemiyorsun ki. Ama Michelle kurabiyelerini fırın yerine buradan alabileceğini söyledim. Neden buraya geldiğim ki? Ben neden buradayım? Çünkü Emily ile bana özel bir fırıncılık dersi veriyorsun. Ve bu doğru. Sanırım öyle ama... Lütfen onu oyala. Çantasından uzaklaşsın ve ben kendi işimi yapayım. Sen de sonra onu gönderirsin, tamam mı? Ama kurabiyelerim... Onun kurabiyeleri şimdi hazır. Kurabiyeler hazırken ona nasıl hazır değil derim. Bak, bunu yalan söylemek zorunda kalmaman için yapıyorum. Ne? Ne yapıyorsun? Yapma. Hayır. Charles, her şey yolunda mı? O iyi. Kurdele ile ilgili bir aksilik çıktı sadece. 10 dakika sonra gelecek. Yeterince zaman yok. Zencefilli kurabiye yapalım mı? Ben hazırım.
Tamam. Baksana, sence bu iyi bir fikir mi? İlk zencefilli kurabiyelerimi düğün resepsiyonumdaki misafirlerim için yapacağım. Ve senatör orada olacak. Şey, daha çok takdir edecekler çünkü yapan sen olacaksın. Ve ayrıca Charles hata yapmaman için burada, değil mi? Günaydın Charles. Kusura bakma, erken geldim. Merhaba Emily ve Kelsey, değil mi? Michelle, ne hoş bir sürpriz. Charles'la özel bir ders mi yapıyorsunuz? O en iyisi değil mi? En iyisi. Çok üzgünüm Michelle. Bugünkü kurabiyeleri almak için seni buraya kadar getirdim. Senin için çok tuhaf olmalı. Pek değil. Özel ders verdiğin zaman beni hep çağırıyorsun. Geçen haftaki gibi, hatırladın mı? Sanırım öyle. Şey, kurabiyelerin hazır olmak üzere ve... neredeyse. Hazır değiller bunlar. Hazır değiller. Şey, Michelle, bak ne diyeceğim. İstersen kurabiyeleri beklerken gidip biraz hava al. Ha? Ha, böyle iyi. Teşekkür ederim. Zaten hazır gibi görünüyorlar. Hayır. Bu un henüz elenmedi. Henüz elenmemiş unu kabartma tozuyla karıştıramazsın. Ve bu kase sadece ıslak malzemeler içindir. Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? Michelle, çok üzgünüm. Birkaç dakika sürecek yalnızca. Sorun değil. Ben mağazayı arayayım. Kendi benim için açabilir. Olamaz. Kelsey. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Ay, ne kadar sakarım. Lütfen sen git temizlen. Ben Charles'la burayı temizlerim. Bunu yapmamanı yeğlerdim. Sağ ol. Lütfen zararsız ol. Lütfen zarar verme. Hey güzelim, ilişki için sağ ol. Çarşamba günü turbosta yemek yiyelim. Özür dilerim ben... özür dilerim. Çantanın her yerine un döktüm de. Affedersin. Teşekkür ederim. Bunu yapman gerekmezdi. Aslında Charles, gitmem gerekiyor. Bunu böylece alamaz mıyım? Aslında bence harika görünüyor. Aslında kurdele henüz kıvrılmadı. Yani eğer... Söz veriyorum, kimse görmeyecek. Ama... Kelsey, bunu bir daha bana yapma. Pişirmeye başlayalım mı? Fırınlamak deniyor tatlım. Fırınlamak. Şimdi, zencefilli kurabiye sıradan bir kurabiye değildir. Evet, arkasında karanlık bir tarih vardır. Bunu yapmadan önce anlaman gerekir. Evet. Ermeni rahip Gregory Nikopolis zencefilli kurabiyeyi Avrupa'ya ilk kez 992 yılında getirdi. Ama burada iş ilginçleşiyor. Aslında zencefilli kurabiye... zencefilli bir kurabiye değildir. Hayır, aslında o yenilebilir tatlı bir ekmektir. Pekala. Koşullarım şunlar. Tadı araştırmana yardım ederim. Karşılığında da bana her şeyi anlatırsın. Sır olmayacak ve eğeri vurguluyorum. Bir şey bulursak Emily'ye ben söylerim, sen değil. Anlaşıldı mı? Bu çok tuhaf oldu çünkü sana söyleyeceklerim bunlardı. Kelimesi kelimesine. Ah, hata olduğunu biliyordum. Sakin ol. Şaka yapıyordum. İyi güzel. Özel dedektifliğe nasıl başlıyoruz? Önce bir şeyler ısmarlayalım çünkü açlıktan ölüyorum. Hanımefendi de yemeli ve bulabileceğin en iyi yemekten burada. Sana sipariş vereyim. Hayır, teşekkür ederim. Kendi yemeğimi sipariş edebilirim. Öneride bulunabilirim çünkü buradaki her şeyi denedim. Peki senin için sipariş vermeme ne dersin? Tamam. Connor! Bir randevun olduğunu bilmiyordum doğrusu. Hayır, randevu değil. Özel dedektifiz. Orada ne yapıyorsan ondan alacağım. Muhteşem kokuyor ve beyefendi de şey yiyecek. İstakoz.
ıstakoz. Bunda hemfikir misin? Evet, bu profesyonel bir toplantı. Uyumlu olmak isterim. Profesyonel, uyumlu olmak. Ve sen. Siparişlerinizi getireyim. Tamam, her şey sırayla. Seni kim tuttu? Sana söyleyemem. Ne? Ama sır yok demiştik ya. Özel dedektif kuralı. Başka her konuda açık olabilirim. Tamam mı? Evet. Fikrini ne değiştirdi? Eğer Tat söylediği kişi değilse Emily'yi korumak istiyorum. İkiniz yakınsınız ha? Tabii ki. Ne buldun peki? Ödenmemiş park cezaları var ve 9 yaşında bir şeker çalmış. Şimdi iyi olduğunu falan sanıyordum. Sanırım değilim. Ama ailesine söyledikleri kadar varlıklı olmayabileceğine ilişkin birkaç ipucu buldum diyebilirim. Sence paralarının peşinde mi? Evet, bu endişelerden biri. Peki ne kadar varlıklı değil? İflas düşünüyorum ama babasının bilgisayarına erişene kadar bilemem. Yarın akşam evlerinde bir Noel ağacı süsleme partisi yapacaklar. Sen davetlisindir değil mi? Tabii ki, planlamasına yardım ettim. Neden? Bu mükemmel çünkü oraya gidip mali kayıtlarını incelerim, tamam mı? Mükemmel bir fikir buldum. Hayır. Tamam, orada Emily'nin eski sevgilisiyle dans edeceğim. Hiç sorun olmayacak. Kimse şüphelenmeyecek ve kimse... Bu mükemmel. Gerçekten öyle. Dahice. Pekala işte. Hoş hanımefendi için bir penne arabiyata getirdim. Ve muhteşem ıstakoz senin için. Sağ ol. En iyi dostum. En iyi dostlar bulunucu var. Warm. Bu muhteşem olmuş. Biliyorum yani. Ben pişirdim. Elbette güzel olacak değil mi? İtalyanım. Italiano. Capella. Neyse. Gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Hayır, ciddiyim. Bu harikulade. Hiç düğün yemeği yapmayı düşündün mü? Hiç yapmadım ama ben yapabilirim herhalde. Ortağımla konuşmalıyım. Evet, Connor ne dersin? Düğün yemeği yapabilir miyiz? Evet, neden olmasın ki? Burası senin yerin mi? Frene basalım lütfen. Burası aslında bizim yerimiz. Konuyu saptırmayalım, olur mu? Elbette para onda ama yetenekte bende. Görünüşte tabii. Beyinde. Ayrıca garsonunuzum. Birini işe al artık, tamam mı? Tamam, peki. Afiyet olsun, bırakayım da özel dedektiflik meselesi mi neyse onu konuşun siz. Gömlek yakışmış. Bu arada ıstakozun keyfini çıkar. Sürprizlerle dolu birisin. Bir iki tane var. Ne daymıyorsun? Yerdim ama kabuklulara alerjim var. Yani yersem ölürüm. Çok üzgünüm. Değiştirmek ister misin? Hayatta kalmamı istiyorsan olur. Tamam şimdilik. Tamam. Alo. Gelse tatlım, partiye biraz geç kalıyorum. Tamam, senin için bir şey yapmamı ister misin? Evet, Tim ve Linda'nın tekneleri hakkında konuşmasında mümkün olduğunca kaçınmak istiyorum. Bir bahane uydurur musun? Halledildi Bil. Yapmak üzere olduğum şeyi nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum. İlk düğün törenimi mahvetme olasılığı olan birini bekliyorum. Sana bunu her zamanki gibi ne yaptığımı hiç bilmediğim için gönderiyorum. Seni çok seviyorum.
Geç kaldın. Sadece saate göre. Hayır, lütfen önden buyur. Bir şey mi dedin? Hadi. Çalışma odası nerede? Üst katta, neden? Tamam, bilgisayarına erişim eyleyeyim, tamam mı? Aslında bunu halledebilirim. Beni takip et. Tamam, hayır. Sana hatırlatmak isterim ki burada gerçek bir işim var. Evet, harika. Sen şu küçük iş şeyine dikkatleri dağıt. Sen demin ciddi ciddi küçük iş şeyin demedin, değil dedim mi? Dedim. Kelsey! Gelebilmene sevindim. İyi günler Bay Brenningen. Çok güzel bir eviniz var. Evet, öyle olmalı. Bir servete mal oldu. Evet efendim. Sizi Connor'la tanıştırmak isterim. Ben senin sevgilisiyim. Memnun oldum. Ben de öyle. Bana müsaade edin. Şu an personel eksiğimiz var. Yardımcıların bazılarını hırsızlıktan kovdum. Bazıları çok yüzsüz. Değil mi? Bugünlerde kime güvenilir ki? Evet öyle. Affedersiniz. Personel eksikliği mi? Adam iflas etmiş. Dursana. Ne? Sevgili mi? Evet, en kolayı bu olur dedim. Neden? Sen ne düşünmüştün? Partinin yemeklerini yaptığını söyleyecektim. Gerçeği yani. Ha, bu iyi olurdu. Evet. Buradaki herkes meşgul gibi. Gözlülük et. Ben evi arayacağım. Connor. Kelsey. Linda'yı hatırlarsın. Benim hayat arkadaşım. Tabii ya, merhaba. Elbette. Çok çok güzel bir parti. Harika. Tadımız için her şeyin en iyisi gerekir. Hiç teknemize geldin mi? Onu tekrar boyama fikrine kapılıyorum. Ama gerçekten çok münasebetsiz. Bu olmadan da yapabilirim. Gerçekten yapabilirim. Bahşişlerini kesiyorlar mı? Kelsey. Evet. Bu fikre ne dersin diyordum. Bence bu harika bir fikir. Şahane. Gördün mü, Kelsey katılıyor. İlk danslarına şarkı söylerim. İzleyiciler tıpkı Celine Dion gibi şarkı söylediğimi söylediler bana. Evet, o halde hepimiz bunu seveceğiz eminim teyzem. My Heart Will Go On yorumunuza bayılacak. Peki doğum yardımı önerdiler mi? Hayır, doğum yardımı önermediler. Peki ya doğum izni? Burada bir içki almak için kimi öldürmeliyim? Hayır, sen bakın kimi buldum. Ben de seni arayıp duruyordum. Gerçekten mi? Evet. Hı? Gitmeliyim. Bu kartım. George'un yerinde benim. Tamam. Biz de tam düğünlerden söz ediyorduk ve... Evet, senin hayalindeki düğün nasıl bir şey? Gelecekteki kocamın bir hukuk firması olacak mı? Cevabım evet. Teması çok basit, buz. Herkes paten giyecek. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Patenli rahibi nereden bulacağız? Bunu hallettim. Kanada! Tamam, ben seni bölmeyeyim. Hemen dönerim. Peki penguenleri nereden bulacağım? Bunu da düşündüm tabii. Hadi ama bu standart özel dedektif işi. Ben şifresini denerken sen kapıya bak. Lanet olsun. Burada çok fazla güvenlik var. Ne tuhaf. İnsanlar mali bilgilerini korumayı seviyor. Sorun değil. Akıllıca bir tahmin yapabilirim. Ve onu tanıyorsun. Bana yardım et. Hayır. Bak. Onu çok az tanıyorum. Tamam mı? Hadi buradan gidelim. Başka bir şey buluruz. Tamam mı? Ama bu zor değil. Böyle adamlar hep küstahça bir şey seçerler. Evet. Hadi ama düşün. Tamam. Bu normal mi? Böyle şeyler yaparken böyle nefes alır mısın? Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bu çılgınlık.
Şunu dene. Her şeyim tamam. İşte bu. Bunu tam zamanla yapmayı düşünmelisin. Tamam, ihtiyacımız olanı alıp buradan gidelim. Tamam, dosyaları şimdi kopyalıyorum. Bir dakika sürer. Hızlandıramaz mısın? Elbette. Gerçekten mi? Hayır. Bekle, ofisinde bir şişe var. Bu kötü oldu. Kelsey. Bu da nedir? Bay Brannigan. Ben çok üzgünüm. Biz sadece biraz kaçıp sessiz bir yer bulup yalnız olalım dedik de. Affedersiniz. Kadınlar nasıldır bilirsin. Onları hep mutlu etmek gerekir, ha? Evet, öyle evlat. Aynen öyle. Ben sizi yalnız bırakayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bunun anlamını biliyorum. Şimdi Kelsey, oyun odasında neden küçük çocukları itmediğimizi söyle. Çünkü bir Wilson evin hem içinde hem de dışında bir Wilson'dır. Evet öyle. Aferin sana. Şimdi Kelsey, neden okul müdürümüze cinsiyetçi domuz diye bağırmıyoruz? Çünkü bir Wilson evin hem içinde hem de dışında bir Wilson'dır. Evet öyle. Aferin sana. Kelsey, gecenin bir yarısı oğlanlarla kaçmak hakkında ne diyoruz? Önce bacaklarımızı tıraş edelim. Ah, bunu yapma. Çünkü bir Wilson evin hem içinde hem de dışında bir Wilson'dır. Evet öyle. Aferin sana. Of, biliyorum geciktim. Anlaşılan yeni suç ortağın Connor'ı getirmemişsin. Ona göz kulak olmak diye buna mı diyorsun sen? Sayılır. Evet. Sen yetişkin bir kadınsın. Akıllıca kararlar vereceğine güveniyorum. Hayal kırıklığına uğradığını söylemeyecek misin? Bunun yararı olur mu? Biz çıkmıyoruz. Bu karmaşık ve Bay Brannigan sadece... Evet tatlım. Arada bir hepimizin keyfimize bakması gerekiyor. Ama Connor McLean bir sorun. Öyle düşündüğünü biliyorum. Ama aslında o kadar fena değil. Ve söz veriyorum aramızda hiçbir şey olmayacak. Beni mi ikna ediyorsun yoksa kendini mi? Gitmem gerekiyor. Charles'ın fırınına gitmeliyim. Emily'nin düğün pastası tadımına gecikmek istemiyorum. Pekala, zamanında varmak için yeni uyanan hevesini kırmama izin verme. Tamam. Pekala. Kaz, gelebilmişsin. Charles'ın bizim için yaptığı şeyi tadana dek bekle. Aslında bu bir çöp. Bayram dönemlerinde iyi olmuyorum. Denemenize izin verdiğim için bile delirmiş olmalıyım. Oh, Charles, bu muhteşem. İşte, bunu dene. Bu yediğim en güzel pasta. Üzgünüm kızlar. Size yeni bir fırıncı bulurum.
Hayır, bulmayacaksın. Buna bayıldım ve seni seviyorum. Sağ ol. Pekala. Bunu izleyemem. Sizi rahat bırakayım. Ve lütfen benden ümidi kesin. Ve limonlu pastayı denemeyin. Çünkü sersem gibi kalın kabuklu limon kullandım. Aklım neredeydi? Evet. Bana Connor ile arandakini ne zaman söyleyecektin? Emily, ben çok üzgünüm. Ne için? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Yani sen kızmadın mı? Neden kızayım ki? Connor'la ben çıkalı 10 yıl oldu. Ama seni terk etti sanıyordum. Kels, biz çocuktuk. Yani onu tekrar görmek tuhaftı, kabul ediyorum. Ama onu görünce hiçbir şey hissetmedim. Evlendiğimi öğrenmiş ve şans dilemek istemiş. Yani bunların hepsi sorun değil mi? Dur, bunlar mı? Bunlar falan yok ki. Hayallerimdeki adamla evlenmek üzereyim ve en iyi dostum buna yardım ediyor. Her zaman arkandayım Kels, her zaman. Vay be. Bu muhteşem. Bence onu buldum. Aa bak, kalın kabuklu limonu da var. Şarla söylerim. Tamam. İşte kurnaz dedektiflik ortağım. Ben yokum. Ne? Ha, hayır varsın. Hayır, bu bir hataydı, tamam mı? Ne yaptığımı söyleme, ne yaptığımı biliyorum. Baştan buna neden katıldığımı bile bilmiyorum. Emily'yi seviyorum ve düğününü mahvedecek bir şeyin parçası olmak istemiyorum. Kelsey, hadi ama. Bak, ahmak olduğumu sanıyorsun. İstediğini elde etmek için beni kullandığını anlayabiliyorum. Bekle. Ne zaman ahmak olduğunu söyledim? Zeki olduğunu biliyorum. Sen de hoşuma giden de bu. Ve flash bellek de sende. Gel hadi. Tamam, peki. Sadece istediğim için oturuyorum. Tamam mı? Ve flash bellekte ne olduğunu merak ediyorum. İçinde bir şey buldun mu? Hayır. Ah. Hayır, anlaşılan iflas etmemişler. Ama bu iyi bir şeyin peşinde olduklarını göstermiyor. 3 gün. Benimle gel. 3 gün boyunca tadı takip edelim. Ve hiçbir şey çıkmasa soruşturmamı bitiririm ve buradan giderim. Söz mü? İzci sözü. O izci işareti değil. Evet, çünkü hiç izci olmadım. Ne diyorsun? Anlaştık mı? Anlaştık. 3 gün. Evet. Çarşamba akşamı tadın nerede olacağını biliyorum. Turbos da yemek yiyecek. Gördün mü? İyi bir ekibiz. Tamam, o zaman yarın görüşürüz. Eğer seni fark etmesinden endişeleniyorsan durup sana birkaç kat daha alabiliriz. Fazla mı olmuş? Hayır. Hayır. Nefes almak ya da bir şey görmek istemiyorsan değil. Tamam. Kamyon soğukmuş. Ne? Aa, sanırım bir şeyimiz var. Ne yapıyor? Aa, şunlara para veriyor. Ne pislik ama.
Hayır, muhtemelen suçluluk onu bitiriyordur. Ha? Aa, lütfen. Ne? Bu duygu yönlendirmesi. Her zaman görüyorum. Hop, eğil. Hadi onu takip etmeliyiz. Ciddi ol, işini yap. Tamam peki, kalk üstümden. Tamam. Oh, vay 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 vay, bir şeyimiz var, şuna bir bak. I've been thinking about when I first met you, when I came to realize that I would never ever forget you, no matter how hard I try. Ne? Merhaba. Burada ilk randevu havası seziyorum. Şarap? Aa, hayır, bu şey değil. Biz birlikte çalışıyoruz ama yine de sağ ol. Aa, ofis romantizmi. Hayır, tam öyle değil. Evet. Burada bizim çıkmamız da yasaktır. Yasak aşk. Buna bir şiraz gerekir. Hemen dönerim. Evet, anlaşılan sahte bir özel dedektifim. Ne olursa olsun bu işte iyiyim. En azından ortağım böyle söylüyor. Gerçi bu iş bitmiş gibi görünüyor. Bu gece son gece. Sanırım bu ilk ve son işim olacak. İmza, Kelsey Casus. Not, kendime eski bir özel dedektif ismi buldum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum mu? Hep insanların mesajlarını okur musun? Aa, üzgünüm. Kötü bir alışkanlık sanırım, iş kaynaklı. Sevgilin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Anneme mesaj atıyordum. Aa, gözetlememeliydim. Birkaç yıl önce vefat etti. Aa, çok üzgünüm. Ona hala mesaj göndermeyi seviyorum. Telefon faturasını bile ödüyorum. Tanrım, çok tuhaf geliyor olmalı. Hayır, sevdiğimiz insanları bize yakın tutmalıyız. Böylece seninle kalıyorsa o zaman seninle kalıyordur. O şey, hastaydı. Olivia teyzem bize taşındı. Ona bakmama yardım etti. O harika biriydi. Peki Albert enişte? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O pek çevremizde değildi. Seyahat ediyordu ve ne zaman eve gelse Olivia teyzeyle kavga ettiklerini duyardım. Sanırım bizi dert olarak görüyordu. Evet, ona uygun. Bence kimse gelmeyecek. Çıkmaz yola girdik. Evet. Bence de öyle. Seni eve bırakmamı ister misin? Oh. İşte burada. Afiyet olsun. Vay canına. Dur. Ne? Ne? Pes mi ediyorsun? B planın falan yok mu senin yani? Onun parasının peşinde değil. Çalışmalarını inceledim. İtiraf etmeyi sevmiyorum ama onda bir sorun olmayabilir. Hmm.
Tam da eğlenmeye başlıyordum. Birazcık. Evet. Ha, bu komik. Düşündüğüm kadar bela olmadın. Anlamadım. Gizemli hediye kartında çöreğimi almaya çalıştın. Sonra birden partiyi terk etmemi yarı emir söyledin. Burnun şirin ve buruşmuştu. Ben emretmedim, tamam mı? Ben... Brannigan partisinden söz etmeye gerek bile yok. Orada bana saldırdın. Kendini övme, tamam mı? Ben rol yapıyordum. Sen de o kadar iyi öpüşmüyordun yani. Öyle mi? Evet. Şey, duygularını incitmek istemem ama... Peki ya, peki... Yeniden denesek? Belki daha iyi yapabilirim. Eğer telafi etmek istiyorsan, tamam. Senin görmek çok güzel. Oo. Ne? Oo. Hala kar yağıyor. Oh. Gelinlik mağazasında Tad'ın flört ettiğini gördüm kadın. Gerçekten mi? Evet. Bekle. Beni buraya bu yüzden mi getirdin? Çünkü söylememiştin. Tabii ki. Tabii ki söylemedim. Onu aldattığını falan sanırdım. Evet öyle. Ben vahşi bir savaşçıyım. Onu aldattığını söyleyeceğim. Dramatik bir etki için içkisini yüzüne bile dökebilirim. Kelsey, burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Sen kuzenimle nişanlısın. Ve burada bu kadınla romantik bir yemektesin. Bu arada artık seninle iş yapmayacağım. Kelsey. Onu buna sen mi bulaştırdın? Hey, ona bir şey söyleme, tamam mı? Defterine ne yazdığını gördüm. Defterimi mi karıştırdın? Emily'ye bunu yaptığına inanamıyorum. Tamam mı? Ona her şeyi, her şeyi söyleyeceğim. Gelinliğini alıyordu. Ay vay. Kaz, bu sürpriz olacaktı. Tamam mı? Siz oradayken o yüzden uğradım. Michelle ve ben yıllardır tanışırız, tamam mı? Gelinlik için bana iyi bir fiyat verdi. Ben de teşekkür etmek için onu yemeğe çıkardım. Hepsi bu. Tamam. Bunu aslında kocası ayarladı. Bu restoranın sahibi o. Hadi gel, gel gidelim. Hadi. Senin yaptığın bu mu Connor? Wilson kadınlarını mahvetmek için mi yaşıyorsun? Bu açıkça bir hataydı. Kelsey ve ben bırakalım da yemeğinizi yiyin. Üzgünüm. Hadi. Sen çek git Connor. En iyi olduğun iş buymuş. Lütfen. Ben gerçekten üzgünüm. Hayatını mı mahvetmeye çalışıyorsun? Sadece bu işi mi? Bu repliği bulman ne kadar sürdü? Temeli bende vardı zaten. Sharp hastayı teslim etmeye geldiğinde mükemmelleştirmeme yardım etti. Yani düştüğümde tekme vurmaya mı çağırdın? Elbette hayır. Sadece iyi olduğunu görmek istedim. O kadar utandım ki. Mükemmel olmayı bekleyemezsin tatlım. Emily beni öldürmek istiyor mu? Neyse ki Tad'ı ikna ettim. Güzel yeşil gözlerinin etkisi altındaydın ve ne yaptığını bilmiyordun. Yani bilmiyorum. Evet ve bilmeyecekti. Tad bunu aramızda tutmak konusunda hemfikir. Ve buna
Yaşlandığımız zaman gülebiliriz. Gerçekten iyi biri. Evet. Bunu öfkeli biçimde söylememeni isterdim. Ne bileyim, o orada yani... İkna ediyor. Kim? Hadi ama gelsin. Bakışlarının anlamını bilecek kadar büyüttüm seni. Sen bile ona aşık olduğunu göremesen de. Keşke gördüğümü görebilseydin. Biliyorum çok inatçı ama aslında çok tatlı biri ve nazik ve biraz... Nedir bu? Bu bir çek. Albert Einstein 10 yıl önce Noel arifesinde yazmıştı. Tamam. Kanara. Neden? Onu satın almak için. Ona parayı verebilirim dedi. O da gidip Emily ile bir daha konuşmayacaktı. Emily Noel sabahında uyandığında Connor gitmişti. Ve Emily'nin kalbi kırıldı. Ama bu hiç mantıklı değil. Onun yapacağı bir şeye benzemiyor. Bak, bu Albert ölmeden birkaç ay önce yazdığı başka bir çekten. Connor yine para için ona geldi. İşte bu yüzden burada. Merhaba. Sence Todd özür olarak en çok ne ister? George'dan bir meyve sepeti yapmasını isteyeceğim. Hey bak, üzgünüm. Gerçekten seni o duruma sokmadan çok önce bunun kim olduğunu öğrenmeliydim. Pekala Kelsey, bak açıklayayım. Zahmet etme. Ben sadece... Beni kullandığını çok iyi biliyorum. Ne kadar aptalım. Bak dinle. Sana karşı gerçekten bir şey hissettim. Aramızda özel bir şey olduğunu sandım ama bir daha seni görmek istemiyorum. Kelsey bak, bırak da açıklayayım, olur mu? Hayır. En kötüsü ne biliyor musun? Senden nefret etmiyorum. Bu kadar aptal olduğum için kendimden nefret ediyorum. Hayatımın büyük kısmını kasırga gibi bir aşk hikayesi isteyerek geçirdim. Şimdi de geri kalanını keşke yapmasaydım diyerek geçireceğim. Sanırım garson pozisyonuna başvuracağım. Ayşe, sende bu seçkin müesseseye uygun karakter ve görünüş yok. Ne yapacağımı bilmiyorum George. Sadece bu dosyayı mahvetmedim, Kelsey'i de tam ortasına sürüklemiş oldum. Belki de bulacak bir şey yoktu. Ne olursa olsun bir daha benimle konuşmayacak. Yani aslında hedef bu değil miydi? Yani birlikte çalışmıyor muydunuz? Tamam, söylememi mi istiyorsun? Öyle mi? Bence o muhteşem biri. Evet, ve onu düşünmeden duramıyorum. Bu sabah onu göreceğimi bildiğim için dün gece uyuyamadım. Kendimi Noel zamanında bir çocuk gibi hissediyorum. Çok şirinsin. Sağ ol. Bunun için sağ ol. Ama bunu nasıl çözeceğimi bulamazsam çok daha az şirin ve daha sefil olacağım. Aa, zaten sefil bir haldesin. Ama bak dinle, senin için buradayım ve ne gerekirse hallederim. Bir tavsiye vereyim mi sana? Hı hı. Ona doğruyu söyle.
Evet. Biliyorum, bana güçlü olmayı öğrettin. Ve öyleyim. Yani deniyorum. Burada olsaydın derdin ki, aptal erkekler zeki kadınları yitirir. Uyuyana kadar saçlarımı okşardın. Yarın büyük bir gün olacak. Seni ne kadar özlediğimi bilemezsin. Seni çok seviyorum. Tamam. Merhaba. Fotoğrafçı merhaba. Sen ön tarafa git ve Emily'nin gelişini yakala. Bunlardan daha çok gerekiyor. Daha fazla getirip arka tarafa koy. Tamam. Hayır. Bu bundan 5 tane var. Bize 6 tane gerekiyor. Her birinde 6 tane olmalı. Sağ ol. Kelsey. Merhaba. Her şey yolunda mı? Şaka mı yapıyorsun? Şuraya bir baksana. Noel hayali gerçek olmuş gibi. Ne yaptın? Günlüğümü mü okudun? Hayır, bunu kesinlikle yapmadım. Elbette yapmadım. Tad. Hey, ben sana yetişirim. Bak. Yaptığım şey korkunçtu ve nasıl özür dilerim bilmiyorum. Ve daha önce gelip Emily'ye söylemediğin için teşekkür etmeliydim. Ben... Sadece harika bir iş çıkardın demek istiyorum. Tıpkı hayallerimizdeki gibi. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben beğenmene sevindim. Sanırım gitsem iyi olacak. Emily beni törenden önce görürsen ölürsün dedi. Ben de ona inanıyorum. Tamam. O çok şanslı bir kadın. Oh, şanslı olan benim. Görüşürüz. Görüşürüz. George, mükemmel zamanlama. Tamam, 2 tane daha gluten, süt ürünü, karbonhidrat kısıtlamalı diyet menüsü geldi. Sana da günaydın gün ışığım ama bunun için endişelenmeyeceğiz, tamam mı? Sabah vakti neşeli bir ses duymak ne güzel. Öğrendim ki kötü haberleri ne kadar olumlu biçimde verirsen o kadar iyi karşılanıyor. Ne kadar kötü George? Dün gece dondurucu iflas etmiş. Ay, lütfen şaka de. Gerçekten bir uğraman gerek. Peki arayabileceğimiz kimse var mı? Ya da 200 tane pizzayı havalı gösterebilir miyiz? Lütfen bana birlik yap. Beni öldürme. Çünkü bu aslında onun fikriydi. Ve her şey yolunda. Yani siparişi düzenledik ve senin şu GDO'suz, süt ürünsüz, anlamsız şeylerini de hallettik. George. Gitmemi istiyorsun. Tamam. Bol şans. Beni buraya bu yüzden mi getirdin? Tuhaf biçimde dikilelim diye mi? Üzgünüm sadece. Çok güzel görünüyorsun. Yapma tamam mı? Buna iznin yok. Haklısın. Pekala bak sana bunu göstermek istedim. Sonra gitmekte özgürsün. Şu anda neye bakıyorum? Bu restoranın tapusun. George burayı kaybedecekti. Ona ve ailesine yardım etmek istedim. Bu yüzden Emily'nin babasından borç aldığımı sandım. Buna gerçekten inanayım mı yani? Gerçek bu. Sonra evlerine gittiğimde... bir daha asla dönmememi yoksa Emily ona şantaj yaptığımı söyleyeceğini söyledi. Bunu ona neden açıklamadın? Emily babasını severdi. Bu onu bir tercihe zorladı. Onu ne kadar önemsesem de aileyi yok etmek istemedim. Peki ya gerisi? Hangi gerisi?
Eniştem ölmeden önce ondan daha çok para sızdırdın. Şimdi de yetimhane alacağını falan mı söyleyeceksin yoksa? Bak bu sadece... Bak dinle beni. Buna gerçekten vaktim yok ve buna gerçekten vakit ayırmak istemiyorum. Ve artık seni istemiyorum. Anladın mı? Ama iki... Ah, işte buradasın. Neredeydin? Aa, üzgünüm geciktim. Kanır onunla görüşmem için kandırdı. Bu kadar. O adamın ağzına yumruğu vuracağım. Ben desteğin için minnettarım. Hallettim, tamam. Hayır. Hayır, onu yumruklamadım. Sadece bir daha görmek istemediğimi söyledim. Evet, 3 saat içinde tatlım, işin bitmiş olacak. Resepsiyondaki tüm şarabı içebiliriz. Evet. Çok güzel bir plana benziyor. Oh. Üzgünüm, kapalıyız. Connor değil mi? Affedersiniz, siz kimsiniz? George'un yerinde seni bulacağımı söyledim. Elbette. Lütfen önden buyurun. Pekala, gülümseyin. Affedersin, üzgünüm. Merhaba. Damadın ailesiyle biraz yalnız kalabilir miyim? Elbette. Normalde röportaj vermem ama bugün tad için çok önemli. Teşekkür ederim. Şimdi sürpriz bir müzikal performans olacağını duydum. Kim olacağını açıklayabilir misiniz? Merhaba, damat tarafı mı, gelin tarafı mı? Merhaba, merhaba. Parmağınızda yüzük görmüyorum. Sizi bekar bölümünü alabilir miyim? Lütfen kalkın. Çok güzelsin. Lütfen oturun. Değerli dostlar, bugün Emily ve Tad'ın kutsal evlilik bağıyla birleşmesi için toplanmış bulunuyoruz. Burada onların evlenmemesi için herhangi bir neden bilen biri varsa lütfen ya şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sussun. Pekala. Tad Brannigan, Emily Wilson'ı... Durun! Çıkarın şunu buradan. Connor. Git buradan. Emily, o sana uygun değil. Ne? Bak, bana inanmıyorsan ona inan. Yeter, bu kadar. Çıkarın onu, ikisini de. Bırakın onu. Hayır, onu dinlemeyin. Çıkarın onu. Gerçekten Tim. Bak, bu senin halledebileceğinden çok daha büyük bir şey. Emily, sana bunu yaptığım için üzgünüm. Onu sakın dinleme. Bekle, durun ikiniz de. Bu kadın kim? Ben... Bu Veronica. Brannigan'ların eski hizmetçisi. Bunun göründüğü gibi olmadığını söyle. Bu kadının kim olduğunu hiç bilmiyorum. O sanırım basit bir kan testi bildiğini kanıtlar. Veronica
Tad'a aylar önce baba olacağını söyledi. Ona kitaplar alıp bebek odasını boyamak yerine onu görmezden gelip evlenmeye karar verdi. Brannigan'lar cömert biçimde onu işinden etmedi hamilelik boyunca. Ta ki babayı öğrenene kadar. O zaman tüm iyi dede ve ninelerin yapacağını yapıp onu kovdular. Bu doğru değil. Bunlar doğru değil. Bana bak ve doğru olmadığını söyle. Lütfen. Baba. Bu bir şey değil. Ne? Bizi mahvetmesine izin verme. Ne? Hey hey hey. Hayır. Emily, Emily, Emily. Emily. Bugünlerde kimseye güvenilmiyor, değil mi, Bay Brannigan? Sen öldün. Senin yerinde olsam o bebeğe sahip çıkmaya odaklanırdım. Ne kadar da aptal. Aptal değilsin, hayır. Hem de hiç, gerçekten. Tanıdığım en müthiş insansın. Bunu nasıl bilmem? Tatlım, sen her şeyi doğru yaptın. Ben evlenecektim. Çocuklarım olacaktı. Birinin adını Kelsey koyacaktım. Bunların hepsi hala olabilir, tamam mı? Tek bir kötü adam istediklerini değiştirmesin. Peki ya sen? Connor konusunda ne yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. Meksika'ya gitmeliyiz. Herkese ekeriz. He? Bu fikri destekliyorum. Bu düğünde muhteşem bir iş çıkardın. Çok üzgünüm. Hayır hayır hayır, sakın özür dileme, tamam mı? Anladın mı? Sen benim kardeşimsin. Her şeyi yaparım. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Sizi yalnız bırakayım da konuşun. Ona en iyi Noel hediyesini versen çok iyi edersin. Tamam Emily. Enişten. Ne? Beni tutan oydu. Emily'nin babası, enişten Albert. O fazladan para onun içindi. Yani para sızdırmıyordu. Hayır. Beni aradı, sona yaklaşmıştı. Dostlarından birinden özel dedektif olduğumu duymuş. Tat konusunda bir şey hissettiğini söyledi. Epek bilmiyor olabilirsin ama bir kontrol manyağıydı. Tadı araştırmam için beni tuttu. Bir pislik torbası, bir başka pislik torbasını rahat bulur dedi. Sanırım haklıydı. Sen pislik torbası değilsin. Genellikle.
Böyle düşünmene sevindim. Daha önce söylemediğim için üzgünüm. Sorun değil. Nedenini anlıyorum. Kelsi, seni seviyorum. Ne yapıyorsun? Seni seviyorum. Tamam, demek yaptığın bu. Bana doğru yürüyüp seni seviyorum diyeceksin ve her şey yoluna girecek ve mükemmel olacak, öyle mi? Hayır. O güzel çünkü... Biz bir şey duymadık. Connor, yanlış değerlendirdiğim için gerçekten çok üzgünüm. Sorun değil. Ben de muhtemelen aynını yapardım. Bu aile tarihindeki en çılgın Noel olacak. Başarılı biçimde ilk ve son düğünümü planladım. Geriye baktığımda en iyi ve en kötü anların bir arada olması biraz tuhaf olacak. Tamam, ben herkese Noel hırsızı düğünü çaldı derim. Ben giderim. Hayır. Yetki sahibi olması gereken kişi benim. Ben ailenin başıyım. Resmi duyuruları ben yaparım. Kes. Belki onlardan kalmalarını isteyebilirsin. Ne yapıyorsun? Romantik bir jest yapmaya çalışıyorum. Kelsey Wilson, benimle evlenir misin? Yapamayız. Birbirimizi hiç tanımıyoruz ki. İzin verirsen, bunu düzeltmek için bir ömür uğraşırım. Ben hayatımızda kontrolü ele almamız gereken anlar vardır. Saçma fikirlere ya da aşkın her şeyi fethedeceği gibi romantik laflara kapılmamalıyız. Yetişkin olmalıyız. Evet, yeniden deneyelim mi? Olur. Evet. Sen Connor McLean, Kelsey Wilson'ı karın olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Peki sen Kelsey Wilson, Connor McKay'ni kocan olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Bana verilen yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin. Evet anne, bunu yaptım. Bir düğün planladım. Sonra onu ele geçirdim. Tabii ki iyi dileklerle. Nereye yöneldiğimi bilmiyorum ve bu korkutucu. Ama biliyorum ki nereye gidersem gideyim bana yön verecek sevgi yanımda olacak. Ve biliyorum ki bu koşulsuz bir sevgi. Seni çok seviyorum. Kelsey. Şaka yapıyor olmalısın. Evet, hoş geldiniz Bayan McLean. Season's green.